Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir teknikle geldim. Hiç içini israf etmeden patlıcan oyacağız. Nasıl mı oyacağız arkadaşlar? Gerçekten bu teknik bir harika. Sizlerin de denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Öncelikle size bu şekilde ince uzun bir bıçak lazım. Meyve bıçağı da kullanabilirsiniz. Ben et bıçağı kullandım. Sap kısmını kesiyorum ve bıçağı yan tutarak arkadaşlar ince uzun içerisine patlıcanı girerek bu şekilde kese kese döndürüyorum. Ben ilk defa denedim ve gerçekten sonucuna hayran kaldım. Bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Kestikten sonra şöyle bir elimizle döndürüyoruz. Gördüğünüz gibi içi harika oyuldu. Ve asla israf olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yavaş bir şekilde, kontrollü bir şekilde bıçağı batırıp döndüre döndüre patlıcanı kesiyorum. Kabuklarını da alacalı soymamıza hiç gerek yok. Bu şekilde tamamını kullanıyorum ve uç kısmında o sivri olan kısmını kesiyorum ve harika değil mi arkadaşlar? Şuna bakın. Nasıl da güzel dolmalık patlıcan oyuldu. Hiç uğraştırmadan ve israf olmadan. Bir tane patlıcandan 5 tane dolmalık patlıcan elde etmiş oldum. Bu miktar patlıcanın büyüklüğüne göre artabilir arkadaşlar. Mesela patlıcanınız daha da bir büyükse 6, 7, 8 tane de dolmalık patlıcan elde edebilirsiniz. İçini hiç israf etmeden. Gördüğünüz gibi bıçağı arkadaşlar yatay bir şekilde patlıcana batırıyoruz ve döndürüyoruz. Şimdi ters çeviriyorum. En son kısmını da aynı şekilde bıçağı yatağa yatırıp çevire çevire kesiyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde en son dolmalık patlıcanımı elde etmiş oluyorum. Bu şekilde 5 tane dolmalık patlıcan elde ettim. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde israf etmedik. Sadece küçük bir parça kaldı. Onu da pişirirken tencereme koydum arkadaşlar. Harika oldu. Bu yöntemi hepinize tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi kullandığım bıçak da bu şekildeydi. Evet, umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlere pratik bir patlıcan oyma tekniğini göstermek istedim. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Evet, bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Vereceğiniz desteklerden dolayı hepinize teşekkürlerimi gönderiyorum. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.